Hastasıyız ya. Hastasıyız. Vallahi hastasıyız. Efendim eyvallah, hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Eyvallah diye eyvallah unuttuk. Kaç kez eyvallah dediğimizi. Eyvallah'ın ilerleyen bir bölümü. Eyvallah'ın ilerleyen bir bölümünde yine birlikte ilerleyeceğiz. Bugün birbirinden değerli konuklarımız var. Tabii ki Selçuk Çobanoğlu, kendisi partnerim, sevgili partnerim. İtalya'dan yeni döndü. Nasıl oralara İtalya'dan? İyi, ben de. Siz orada kayak yaptınız. Ben. İtalyan esintisiyle. Bergamo'da bir toplantım vardı. Ne tür bir toplantı ayıptı söylediğiniz? İş toplantısı. Ondan sonra Madonna'da yakın oraya kayağa gittim. Siz buz işine girdiniz, oradan şeye gittiniz. Yok, kayağa gittiniz. Bir konfeksiyon işim vardı. Evet. Zengin olmak böyle bir şey tabii. Oradan şey bak. Başkan bu aile sorularını sorarsan. Yok vallahi biraz sonra bak. Rezan'ım burada yani zaten ben söylemesem o bilecek söyleyecek. O bilecek söyleyecek. Ne toplantısı yaptığını söyleyecek sana. Selçuk Bey şöyle bir toplantı. Kavgalardan haber var. Değil mi? Mutlaka geliyordur tabii ki. Sedef'cim hoş geldin sen de. Ya bak gencecik bir de iş adamı dostumuz var Alper. Sen de Alper'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe Hanım siz de oraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harika. Ekibi kurduk. Eyvallah diyoruz şimdi. Eyvallah diyebiliriz değil mi? Her geçen gün gelişen, büyüyen ve çok izlenen bir yayın. Eyvallah. Rağbet çok. Sizler sağ olun. Sizler gibi çok dostumuz var. Aynen. Sırada bekleyen inşallah önümüzdeki dönemlerde onlarla da böyle kalabalık bir eyvallah edeceğiz. Hepinize eyvallah. Eyvallah ne güzel bir kelime değil mi? Yani. Şimdi bu 2020 meselesi herkesin beklentisini alacağım şimdi sıradan ama biz aslında ne beklemeliyiz 2020'den? Şöyle tatlı bir özet geçersek ne bekleyelim yani? Hiçbir şey. Harikaymış. Müthiş. Hiç kimsenin hiçbir şey beklemediği bir yıla giriyoruz. Tabii beklenti olursa zaten hayal kırıklığı da olur. Anladım. Beklenti yok ama hazırlıklı olmak çok önemli bir şey. Neler hazırlıklı olmamız gerekir mesela? Çok değişik şeyler olabilir. Yani mesela Mesut anlamında bir neye hazırlıklı olsun hocam? O beni 30 yıldır tanıyor. Az çok neye hazırlıklı olacağımı da biliyordur yani. Ya zaten dediğim gibi her şeyin sonunda hiçliğe gidiyor. Doğru. Yani çok araştırıyorsunuz sonuçta ulaştığınız nokta hiçlik. Hiçlik mertebesine geldiğiniz zaman her şey kendiliğinden oluyor zaten. Olması gerektiği gibi oluyor. Bir şey beklemeye gerek kalmıyor. Onun için çok beklenti demiyoruz ama tedbirli olmak adına bazı burçlar için uyarılarımız olacak. Gökyüzünde bir değişim var. Önemli bir değişim oluştu. Öyle mi? Oluşacak da. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani. Olmayacaktı zaten. Ya, yıllar önce söylemişim. Geçenlerde bir söyleşi karşıma çıktı. Yaptığım bir söyleşide. Yani aynen tarif ettiğim gibi, söylediğim gibi olmuş her şey. Yani 2011-2012'de söylemişim bunu. Bugün yaşadıklarımız aynen tarif edilmiş. Çeyrek asır önce senle yapmıştım bir röportaj. Yine böyle bir program yapmıştım. Çeyrek asır önce. Her zamanki gibi yine güzeldin. Her zamanki gibi yine yakışıklı değildim. Eyvallah. Bu arada bu şıklığı da hiçbir şey değil. Bak, gökyüzü değişti. Her şey, dünya değişti. Şıklığınız. Dünya ekseninden 12 santim kaydı, o değişmedi. Her zaman. Vallahi öyle. Yani ağzınızdan çıkan her şeye Türkiye çok değer veriyor. Türk estağfurullah. Sizi seviyor. Eyvallah. Fikirleriniz çok kıymetli. Ben de böyle işte bu kadar şık astrolog falan Rezan Hanım'la daha önce tanıştık. Bir kere daha tanıştık ama başka bir şey yani. Çok şükürleniyoruz. Müthiş. Tebrik ederim. Allah sevdiğine ve yıldızlara başlasın diyoruz. Öyle diyoruz. Beyefendiyle tanışmak istiyorum zaten. En kısa zamanda biliyorsunuz finans konusunu konuşacaktık onunla. Evet Metin Bey şahsına münhasır bir insan. Ne görüyorsun? Konuşursunuz. Onun da bir gökyüzü. Farkındaysanız finansa doğru bir yürüdüm. Ne görüyorsunuz finansla? Evet finans burada çok önemli. İşte biraz sonra söyleyeceğim şeyler finansla ilgili zaten. Doları yani kimin ne bekleyip beklemeyeceği, kimin tedbirler ne anlamda alacağını daha çok ekonomi açısından konuşacağız. Yani bu oluşacak olan gökyüzündeki değişim, Uranüs'ün Boğa burcunda olması ve orada seyrediyor olması, Boğa ekonomi demektir, Boğa tarım demektir, Boğa estetik demektir, Boğa kadın demektir, Venüs olduğu için yöneticisi. Bütün bunlarla ilgili sürpriz, beklenilmeyen, ani gelişen olaylar oluşacak. Hocam, boğa şeyi oynuyor mu ya bu Borsa İstanbul'da falan filan böyle tahvil bono vesaire bilmem ne. Bu Trump'ın boğayla alakası var mı? Boğa para demektir. Para. Ha, demek ki boğa demek para, Trump demek. Trump mı? Trump azgın boğa biraz. Boğa. Yani. Tamam, Trump boğa değil, ikizler. İkizler mi? Tamam yani hani şeyle derler ya, hakkını veriyor adam. Kendi burcunu gerçekten vermiş hakkını. Genellikle çift karakterli burçlarda yani bir takım duygu değişiklikleri gözlenir. Çok kolaydır o. Çift karakterli burçlar ikizler, yay ve başaktır. Başak toprak grubu olduğu için daha temkinlidir. Sakin ama yani. İkizler, yay ve şeyde Koç. Trump'ta ikizler burcu işte bir dediği bir başka bir şey düşündüğünü söylemeyen, söylediğini düşünmeyen böyle bir tuhaf bir tip. Öyle onun için belki ama, de burçsuzdur. Yok yok var mı? Burcu var mıdır? Elbette ki var ama boğa para demek, para. Para. Boğa parayı sever, para da boğayı sever. Harika. Yani boğalar köşeye döndü mü öyle mi diyeceğiz? Yok, bakarsak, öyle demiyoruz. O zaten hep dönüyor zaten. O hep döner. Yani sen paraya aşıksın demek. Boğayım ama ben dönemedim. Yani. Hocam öyle söyle, sen paraya aşıksın. Yo, ben koçum abi. Koç tabii canım, boğa benim boyuncularım kısa. Peki tamam. Boğa benim. Boğa sen mi? Ama fakir de olsanız zengin öleceksiniz. Bekleyin daha çok gençsiniz. Oo güzel çıktı ya. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Biz böyle kendimizi kaptırdık ama harikulade bir sanatçısın. Burada eserlerim var. Teşekkür ederim. Biraz şöyle dinleyelim yani hikayeyi çok trajediye dökmeden. Evet. Sen ayaklarını çiziyorsun. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Nasıl gelişti o sende? Ya ben 5 yaşında kazada kollarımı kaybettim. Buğday erozonla mı kaptın? Buğday erozon, evet. Biçerdiver. Bir yıl sonra annem bir cenazeye gitmişti kollarım kazadan sonra. Eve geldiğinde babaannem, ablamdan yemek yememiştim. Daha sonra üzülmüştü geldiğinde. Hep ben mi başında olacağım diyerek ayaklarımı kullanmayı öğretmeye başladı. Sonra ilk öğretim lise, ortaokul falan orada okudum. Adıyamanlıyım aslen oradan. İstanbul'a gelince de çocukluğumda da çok sevdiğim resim işini hayatıma aldım. Ondan sonra ilk eğitim aldım 6 ay falan. Hoca dedi ki, sen güzel yapıyorsun, inşallah bir sergi açarız dedi. Öyle sergiler açtım. Şimdi 32 sergiye imza. Kaç tane? 32 tane sergi, evet. Değil mi? Evet. Öyle, ayağına sağlık ya. Vallahi. Ayağına sağlık. Harikulade. Bravo. Yani. Ya, hakikaten yani 32 tane sergi, kalabalık sergi mi yani? Evet. 3-5 resim mi yoksa her sergide? Kişisel sergilerimle beraber. Hem kişisel açtın hem karma sergiler açtın. Karma sergiler çok katılmadım. Genelde kişisel sergilere ama 3-5 sergim herhalde karma. Kişisel de güzel ama yani hani kişiselde de rekor sayılabilir. Devam ediyorsun çizmeye. Devam ediyorum. Nasıl gidiyor? Rakamlar nasıl? Valla en uygun resmim 250-300'den öyle. Güzel, tamam, en uygun resmim bak güzel, bu borsayı da açtık, resim borsasını da açtık. Ayşe'cim şeref verdin, sen de hoş geldin. Şimdi Ayşe bunlardan biri benim, biliyorsun değil mi? Tabii parasını ödeyerek yani. Teşekkür ederim. Yani en az 300'den başlıyor yalnız. O İtalya'ya gittim geldim, para çok gitti. 500 olsun kardeşime, bir şey olmaz ya. Kurban olurum ben sana. Bizi sayıp buraya kadar gelmişsin ya. Teşekkür ederim, sağ olun davet ettiğiniz için. Ya sen ne diyorsun derken sen ne diyorsun? Bugün bize bir şarkı söyle. Ben şarkı söylemeyeceğim. Sizden bir şarkı alalım mı? Olur. Ama destek vereceksiniz bana. Selçuk abi budur. En sağlam destek. Dünyanın en sağlam desteği. Haydi bakalım. Haydi bakalım Eyvallah. Kum gibi kurmuyor. Bilir misin? Oo, çok feci geliyor. Şehir durmadan sevişir. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Ayşe'cim, en büyük hayalin ne kardeşim? Ayşe, sen düşünürken bir şey söyleyeceğim. Hangi kamera? Hangisini istersen hep senin. Sanatçı kardeşlerim. Eyvallah. Burada bu kadar yayın yaptık. Birçok engelli arkadaşımızın hayalini sorduk. Murat Kekilli'ye teşekkür ediyoruz. Fakat nedense bu sanatçı arkadaşlarımız, bu oyuncu, ya engellilerin hayalim dediği arkadaşlarımız böyle kulaklarını kapatmış. Ya bir şey istemiyoruz arkadaş, bir şey istemiyoruz. Bu engelli arkadaşlarımızın hayali sizlere resim vermek, sizlerle buluşmak. Buradan çağrıda bulunuyorum. Oğuzhan Koç, Zara, Alişan, senin hakkında kimler? Buray. Ben abi doğru adamda eri laf durmaz. Böyle onu etiketle, bunu etiketle. Ya menajerlerimizi devreden çıkartın kardeşim. Engelli arkadaşların çağrısına kulak verin. Sanatçı arkadaşlar, her yayında bunu söyleyeceğim. Ta ki o engellilerle bu yayına gelmemize gerek yok. Gidin onu bulunduğu yerde ziyaret edin. Ama hayaline önem verin, değer verin. Biz onlara o kadar önem veriyoruz ki sadece engelli kardeşlerimize değil, yoksul insanlara değil, doğaya, can dostlarımız, hayvanlara, köpeklere, kedilere bu kadar değer veriyoruz. Siz bir engellinin hayali için ayaklarınızı sürçüyorsunuz. Ne oluyor baba ya? Tamam baba, sen sakin ol, ben halledeceğim diyorsun. Hayalini alayım. Ya, sakın biriyle bir şey isteme, aynı sahneye çıkmayı isteme. Ya bu konuşmanın üzerine istemez. Ya resimle alakalı daha güzel hayallerde sergiler açmak. Dünyayı açmak kendi istiyorsun. Hayatımı yazdım ben. Kitabımla alakalı hayatımı da bütün dünyaya duyurmak. Hı. Ayrıca 1,5 yıldır tekvandoyla ilgileniyorum. Yalnızcığım, o niye başından söylemiyorsun? Başından niye söylemiyorsun? Daha efendi sorular soruyorum. Türkçemi daha düzgün kurarım. Dünya şampiyonasına katılmıştım. Dünya ikinciliğini kazandım. Maşallah. Tekvando'da. Çok iyi. Yani engellerin rol modeli olmak ve engellerin üretken topluma karışma. Aslında bizim sizlerden farkımızın olmadığını, hiçbir farkımızın olmadığını göstermek. Ve en ufak şeyde bazı sağlıklı üniversite öğrenci ya da herhangi bir insan pes ediyorlar. Ben inşallah onlara çok güzel bir ışık olurum. Ayşe'cim, sen zaten kendi ışığının üzerine taşıyan bir insansın. Evet. Ve bu saydıkların hepsini birebir yaşayacağını, göreceğine eminim. Dolayısıyla ama burası da vesile oldu. Sesi biraz daha yüksek duyurduk. Evet. Dilerim bu hayallerin onda birini bile gerçekleştirirsek ne mutlu bize. Eyvallah çekeriz arkadaşlar. Kesinlikle. Eyvallah kardeşim. Yani sağ bize düşen bir şey varsa yayın haricinde de arkadaşlarımızla genel koordinatörümüze iletebilirsiniz. Elimizden geleni yaparız. Ben engelli arkadaşların hep yanında olduğum Instagram'da bile onlarla olan tüm resimlerimi görebilirsiniz. Onları seviyorum çünkü. Eyvallah, seviyorum çünkü. Hepimiz teşekkür ederim. Hepimiz öyle. Peki, şöyle bağlayalım yavaş. Bize böyle birer cümleyle bir Burç'e geçsene 2020 için. Hani hepimiz de bir şeyleri bilmiş olalım. Şimdi gökyüzünde değişen konum var. Onu söyleyeyim kısacık. Şu Merkür sonra. Yine gerici mi? Ya Merkür gelir, senede 4 kez geri gider, ileri gider. Ya. O problem değil, onlar çabuk geçici şeyler. Onlar hayatın renkleri. problem değil. Problem olan ağır planetler. Ağır planet dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? İşte Plüto, Uranüs, Saturn ve Neptün, bunlar Satürn ötesi planetler. Bunlar hayatın ağır olaylarını oluştururlar. Şimdi Uranüs dediğimiz aykırılıklar, sürprizler, yenilikler, değişimleri oluşturan Uranüs Boğa burcuna geldi. Boğa burcuna geldiği için de en çok boğaları, akrepleri, kovaları ve aslanları yenilikler, sürprizler ve değişimler bekleyecek. Beklenilmeyeni bekleyiniz diyoruz. Sonra Satürn burç değiştiriyor. Oğlak burcundan işte bir ara Kova burcuna geçiyor. Jüpiter Oğlak burcunda, ama garip bir şey, Jüpiter'le Satürn yıl boyu birbirini böyle kovalama derdine düşecekler. Allah. Yani biri kaçacak, o biri ona yetişmeye çalışacak. Jüpiter iyileştirici bir güç. Güzel. Şifa etkisi veren bir güç. Satürn dediğiniz zaman ekonomi, iş dünyası, yönetim bilimi, tarım faydalı demek. Buradaki problemleri Jüpiter iyileştirmek için habire Satürn'ün peşinde koşacak bir anlamda. Oğlak burcunda oluyor bir de. Oğlak iş dünyası demek bütün bunlar. Oğlak kış dünyası. İş dünyası. Ekonomi. Yani. Hayatın hala şey kısıtlarına kaldı. Ekonomi, iş dünyası. Buradaki aksaklıkları, yönetim bilimi demek bir de. Onun için Oğlak burçlarından tepedeki en büyük yöneticiler çıkıyor. Buradaki aksaklıkları, hasar görmüşlükleri, Jüpiter iyileştirme derdine düşecek. Satürn kaçacak, o kovalayacak, böyle bir yıl boyunca böyle bir kovalamaca için. Birbirini yakalayamayacaklar. Böyle. Bir yerde yakalasalar. Sonra 2021'de yakalayacaklar. Ya o dönem bir sene bekleyeceğiz. Kısa bir arkadaşlar. Şey ama bir Jüpiter'in bu iyileştirme, ama burcun ilk günlerinde doğanlar özellikle falan. Satürn'ün etkisiyle bir ara Kova burcuna girecek, çıkacak Satürn. Daha ciddiyet ve sorumluluklar, iş alanında bir takım değişiklikler olacak. Şöyle söyleyeyim, yılın en şanslı burcu hangisi? Şimdi bence öyle topluyorum, çünkü ben sana röportaj yaptıracağım. Jüpiter neredeyse, şans planeti Jüpiter'dir. Tamam. Jüpiter neredeyse hangi burçtaysa onu en çok şanslı kılar. En şanssızı? Yani tabii Jüpiter zıttında, Jüpiter'in zıttında kim var? Ne olursun koç yengeç olsun, var. En şanssızı koç olsun. Ben de koçum. Ne diyorsun koçum? Ne diyorsun? Eyvallah. Eyvallah. Koç iyi midir? Koç iyi midir? Koçlar iyi tabii. Tabii çok iyi. Koçlar zaten çok iyi. Geçen senelerdeki o Uranüs'ün koç geçişi, Uranüs onları yeniledi, değiştirdi, başka bilgiyle donattı. Uranüs bir de bir süper bilgi demektir, akıl demektir. Daha akıllandılar, daha aydınlandılar, daha ufuklar genişledi. Uranüs uzay demektir. Bütün bunlarla şimdi aldıkları o rüzgarla büyük okyanuslara ya da uzayın derinliklerine artık fırlayıp gidecekler. Müthişlik. Peki bunun devamını Reborn TV'de yaptığımız özel röportajla izleyeceksiniz. Onu bırakır mıyız böyle? Bırakmayız tabii ki. Tabii ki bırakmayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ayşe'nin bütün hayalleri gerçekleşti.